Arkadaşlar güzelinden merhaba hepiniz, hoş geldiniz. Şu sıralar farkındayım kanalla çok fazla ilgilenemiyordum fakat belki birkaçınızın bildiği bir şey vardı, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir iş değişikliği yaptım, şu an eski çalıştığım yerde değilim, farklı bir yere geçtim. Oradaki sistemi oturtmaya başlıyorum şu sıralar ve oradaki sistemi hani yavaş yavaş oturttum diyebilirim. Dolayısıyla bundan sonra çok daha erken saatte evde olacağım ve erken saatte artık videolarımı çekip upload edip sizlerle paylaşabileceğim diye düşünüyorum. Bugün güzel bir pazar günündeyiz ve ben de oyumu kullandım, geldim ve Prey oyunu oynamak istiyorum. Steam indirimleriyle aldığım oyunlardan bir tanesiydi kendisi. Zamanında alamamıştım Prey'i bazı nedenlerden ötürü. Şu an Prey'e sahip oldum ve oynamak istediğim oyunlardan bir tanesi listemde duruyordu. Ve ben de hızlı bir şekilde Prey'e giriş yapmak istiyorum. Güzel, korku dolu, heyecan dolu bir seri olacak bizim için ve uzun çaplı bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Yani uzun saatler boyunca herhalde şöyle bir 30 bölüm, belki 40 bölümde bitirebileceğimiz bir seri olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hikaye konusunda bir şey kaçırmamak için dikkatle izlemenizi tekrardan gençler sizden rica ediyorum. Farkındayım çok fazla konuştum ve oyun hakkında, hikayesi hakkında herhangi bir bilgi vermedim fakat hikayeyi oyunu oynadığım sıralarda vermeyi daha doğrusu daha doğru görüyorum. Dolayısıyla oyun süresi boyunca sizlere hikaye hakkında bildiklerimi, okuduklarımı, gördüklerimi, duyduklarımı sizlerle paylaşacağım gençler. Zorluğu Hard Nightmare Story var. Anlamadım şimdi ne alaka. Easy değil. Herhalde normal seçeriz. Survival Mode Options. Sanırım bunlara gerek yok. Herhalde bunlar olmalı. Anlamadım, çözemedim. Şimdi normal seçersek bunlar gelmiyor mu? Bunu yaparsak oyunu biraz daha zorlaştırıcı yapıyor. Mesela bunu aldığımız takdirde yeni bir travma efekti ve oksijen efekti. Gerek yok. Biz direkt normal versiyonda oynayalım ve zaten oyun bildiğim kadarıyla yeterince zor. Hakikaten. Karakter yapabiliyoruz. Oğlum inanılmaz. M.U. ve M.U. İsimler aynı oluyor yanılmıyorsam. Veya isimleri değiştirebiliyoruz. Okey. Erkek olduğumuzdan dolayı erkeği seçelim. Harika. Om inanılmaz. 2032 yılındayız gençler. Çok farklı bir tarihsel yapı var. Yani alternatif bir evren var diyebiliriz. 1963 yılındaki J.F. Kennedy suikasti başarısız oluyor. Bu versiyonda yani öldürmeyi başaramıyorlar Kennedy'yi. Dolayısıyla Kennedy de bu olaydan sonra her türlü araştırmaya, insan yaşamını değiştirecek her türlü araştırmaya, uzaya bayağı bir önem veriyor. Rusya ile beraber dünyanın uydularından birisi olan Ay'a, daha doğrusu dünyanın başka bir uydusu yok sanırım bildiğim kadarıyla, Ay'a bir uydu gönderiliyor. Ay'ın daha doğrusu çekim kuvvetinde oturacak bir uzay merkezi. Bu uzay merkezinde de uzayla alakalı birçok araştırma yapılıyor gençler. Bu hikayenin %5'lik kısmını oluşturuyor. Şimdi bir cutscene falan var mı? Bir karakter oluşturuyor muyuz onu bilmiyorum. Onları bir yapalım. Ondan sonra oyun içerisinde zaten sizlerle bolca konuştuğum için. Oğlum konuşmayı çok seviyorum hakikaten. Neden bilmiyorum ya. Çok konuşuyorum bazen. Konuştukça beni korku şeylerini yeniyorum diye düşünüyorum gençler. Good morning, Morgan. Çok konuşuyorum. Today is Monday, March 15th, 2032. Okay. 2032 yılındayız ve Mart 15. Benim doğum günüme neredeyse 2 ay var. Alt yazıları açtım mı acaba? Açtım değil mi? Doğru. Evet. Az önce alt yazı vardı çünkü. Okey. Ne kadar güzel bir apartman dairesi. Oğlum çok güzel. Hey Morgan. Wake up. You're burning daylight. Günü harcıyorsun diyor. Send the helicopter to pick you up. It's just a few tests. Don't forget to wear your suit. See you soon. Oh. Listen, really great you decided to come on board. We're gonna shake things up, Morgan. Like old times. Konuşan Gabe Newell mıydı? İlginç. Diyor ki, abi yerimiz çok güzel hakikaten. Uyan artık Morgan. Morgan Yu sanırım bizim adımız. Günü boşuna harcıyorsun. Plastik kablolar aldık. İlginç. Alabiliyoruz. Her şeyi alabiliyoruz elimize. İnanılmaz. Hem de birden çok eşya alabiliyoruz elimize. Yo. Bunu fırlatabiliyor muyuz? Evet. Sağ tuş bir şey yapmıyor. Basit tuttuğum sakın biraz daha ileri atıyormuşuz anladığım kadarıyla. Şimdi gençler kendisi günü boşa harcıyorsun. Kalk ve ben seni bir helikopter gönderdim diyor seni alabilmesi için. Ve sen de hızlı bir şekilde hazırlıklarını tamamla ve yola koyalım. Ne tekrardan bizimle... Yanlışla bastım kusura bakmayın. Bizimle çalışmaya başladığın için, bizi seçtiğin için tekrardan çok mutluyuz diyor. Oğlum 2032 yılında... Hakikaten etraf çok güzel gözüküyor ve tahminimce şu an uzayda falan şeydi, uzaydayız tabii ki de mantıken ayda falan değiliz ve dünyadayız anladığım kadarıyla.
Şimdi birkaç eşyayı toplamak istiyorum. Burada bir metot, bilim kurgu dergisi var. Neurological Revolution. Aynen öyle. Bakın, bilişsel gelişimle alakalı bir deneyle uğraşıyor bizim şeyimiz. Bizim burada çalıştığımız. Oğlum her şeyle ilgilenebiliyoruz. Gençler şuna bakar mısınız? Oğlum inanmıyorum. Bu ne? Burada bir şey buldum. Abi her yere. Abi bu oyun aynı şey gibi oldu. Hangi oyunda o ya? The Forest değil de The Long Dark. Çeşme açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Gençler detaylara bakar mısınız? Ben bu tarz detayları... gençler kapatamıyorum. Kendi kapanıyormuş. Okey. Burada bir kitap var. Heart of the World. İşin kalbi. Ruh, bilişsel, ruhsal bir gelişme falan filan. Bir de burada bir kağıt. Ha, bilgisayar görmüşüm, evet. Evet, burada bir tane kağıt vardı. Elektroniklere el değin. This humble. Analog ve dijital dünyaya girişteki sizin rehberiniz olacak diyor. İcat etmek için iyi bir hayal gücüne ve bolca da hurdaya ihtiyacınız var yazıyor. Şimdi enter password. Password'u kendi giriyor otomatik. Harika. 3 adet mailimiz var okumadığımız. Şunları bir okuyalım. Merhaba Morgan. Geldiğin için çok sevindik. İlk iş günün pazartesi Mart 15'te olacak. Ama öncelikle sizi bazı egzersizlerden sokacağız diyor. Bütün işçilerimize yaptığımız gibi. Sadece işte buradaki hayatını kolaylaştırabilmek için. Heyecan dolu anlar seni bekliyor. İyi bir uçuşun olsun ve seninle görüşmek için heyecanlanıyoruz falan filan. Merhaba, sana paket gönderdim. İlk gününde ihtiyaç olacak üniforman var, transkribin var ve Neuromed'in var. Neuromod düzeltiyorum. Neuromod'u hemen yükle ve biz de ilk iş olarak pazar günü sabahtan daha doğrusu testlerimizi uygulayalım. Yalnızca şeyleri, instructions'ları takip et ve seninle temasta olacağız. Hazır mısın? Annem babamdan telefon geldi ve orada olamayacaklar. Onlar New York'talar, işte iş güçleri falan filan var ama tütün dile iyi dilekleri seninle birlikte yolladılar. Sanırım annemiz birazcık rahatsız olmuş çocukların hani çekim gücü olmayan bir yerde yatacakları için annemiz birazcık rahatsız oldu diyor. Umarım iyi olursun ve büyük kardeşin de sana selam söylüyor. Unutmadan diyor aynı zamanda kart zıttını söyledi. Behave and do what you tell me. Dediğini yaparım. Her neyse, anlamadım. Annemin sınırını bize bir şeyler söylemiş. Akıllı ol, uslu ol. Kimseye orada yaramazlık yapma falan filan. Sonuçta oğlum inanılmaz ya. Her şeyi elleyebiliyoruz. Bayıldım. Duş alabiliyorsak bu oyun benden şimdiden tam puan alır ha. Söyleyeyim. Abi inanmıyorum. Oğlum çok iyi. Yalnız işin ilginç yanı, üzerimizde üniforma var. Farkındayım. Evet. Okey. Harika. Harika. Bunu sifonu dahi çekebiliyoruz. Okey. Bu kadar gereksiz detaylara girmeye gerek var mıydı gençler sizce cidden? Bu ne? Toothpaste. Diş macunu. Veya düzeltiyorum. Aynen, diş macunu. Çok fazla kitap var okuyabileceğimiz. Oo, şuna bakar mısınız? Bu dili okuyamıyorum maalesef. Burada başka okuyacağım şeyler var mı? Evet, ama çok fazla okuyacağımız şeyler var. O kadar şeyde bunlar kim? Abi. Aa, Corvo. Bir dakika, sağ üstteki Corvo değil mi? Bakın kolunda kırmızı bir şey. Oğlum Corvo'ya çok benziyor. Corvo atan biliyorsunuz gençler. Dishonored'ın baş karakteri, bilmeyenler için söyleyeyim. Ki aynı şirketin oyunları olduğu için bu da müthiş gözüküyor. Harika. Burada bir tablo var, gereksiz. O halde çıkıyoruz canım. Kapı güzel açıldı. Işıklarımızı kapatalım. Madem çıkıyoruz dışarıya. Burası bizim apartmanımız. Burası bizim iş yapacağımız yer. Aa, orada işler ters gitmemiş. Şu an için her şey yolunda. Akvaryuma bakar mısınız? Ne kadar hoş. Oğlum küçük küçük detaylar inanılmaz hoşuma gitti benim. Oda numaram 4509 bu arada. Başkalarının odasına giremiyoruz. Morning, Mr. Yu. Günaydın Mr. Yu. Teşekkür ederim hanımefendi. Patricia var mı? Günaydın Patricia. Ne yapıyoruz Patricia? Patricia! Kolay gelsin Patricia. Space'e zıplıyoruz, shift'le koşuyoruz ve C ile şey yapabiliyoruz, kayabiliyoruz bakın. Aha, çok sevdim. Patricia kolay gelsin. Evet, çatıya çıkıyoruz. Çatıda bizi helikopter bekliyor. Şöyle söyleyeyim.
Ayın çekim gücüne, ayın şeyinde daha doğrusu atmosferinde bir yerde bir uzay istasyonu kuruluyor gençler. Kennedy öldürülemediği için kendisini şeye veriyor bayağı bir araştırmaya falan filan, bir uzay araştırmalarına ve o zamanki Sovyet Rusya ile işbirliği yapıyorlar. Ayın yörüngesinde bir uzay istasyonu kuruyorlar ve Typhon denilen... Bir saniye. Aman yarabbi, oğlum nasıl bir şirket bu? Keşke ben de böyle bir yerde çalışsam. Oğlum şuna bakar mısınız? Mr. Yu, hey. Please make yourself comfortable and we'll be on our way. Transtar facility is just a short hop. 78 degrees, clear skies all the way. Oğlum müthiş gözüküyor. Oğlum şu şehre bakar mısınız? Muazzam. Ascension. JTG. Orada Transgression. Harika gözüküyor. Hakikaten. Her neyse. Amerika Sovyetler Birliği ile birlikte işbirliği yapıyor bir. Uzay istasyonu kurdu. Bu yüzden sonra Typhonlar inceleniyor. That's a nice view on the bay there. Aynen, Körfez'de güzel bir manzara. Arkane Studios Production. Hepiniz biliyorsunuz. Geçen Dishonored'dan zaten. Dishonored 1 ve özellikle ikinci oyundan. Typhon araştırma merkezinde bazı işler ters gittiği için üssü kapatma kararı alınıyor. Dünyaya tekrardan geri dönüyor. Fakat daha sonra başka bir özel şirket orayı satın alıyor ve Talos 1 adını veriyor bu şirkete. Biz de aslında bu orada çalışmaya başladığımız anda bu tarz deneylerin anahtar noktası haline geliyoruz. Dolayısıyla da olaylar hep bizim başımızda geçiyor diyebilirim. Oğlum çok tatlı olmuş ya. İnanın. Bu kadar mıydı? Geldik mi? Vay. Here we are, Mr. Yu. Mind the glass on the way out. Good luck to you. Teşekkürler. Teşekkürler. Oğlum 2032 yılı. Aslında bakacak olursanız... Merhaba. I'm a Sybil 495 Science Class Operator. Sen dönüyorsun, ben de dönüyorum. Sen dönme de yanına bakabileyim. Hop, beni kaybettin. Aa. Welcome, Morgan Yu. You have a 9 a.m. appointment in the testing facility. Evet, test merkezinde. Okay, doğru. Burada mı confirmliyoruz? Saat 9'da. Aynen doğru. Our research often requires intense focus and long hours. Okay, bye bye. Çok konuşmadım artık. Evet, saat 9'da bir testimiz var. Dolayısıyla stimulant after test. Stimulant benim bildiğim kadarıyla uyarıcı gibi bir şey anlamına geliyor. 80 saniye bekleyeceğiz. Neden? Binanın çatısındayız şu an. Morgan. Finally. Gabe Newell. Hey. Hey. Korktum lan. Öyle görev şeyi mi olur beyler? Ayıpsınız ha. Selam. Aa, herkesin soyadı Yu. Ben Morgan Yu, sen Alex Yu. Biz akraba falan mıyız? Hey. You don't look terrible in a Transtar uniform. How's your eye? Still red? Gözün nasıl, hala kırmızı mı? I know the test might seem a little unconventional, but testler biraz tuhaftı ama tradition. Bu Yu ailesinin geleneğidir. Once you start the test, just do whatever comes natural. Don't overthink it. Dr. Bellamy's going to walk you through the process. You're in good hands. İyi ellerdesin. Testler sonucunda. We'll be in orbit next week. I promise. Söz veriyorum, bir sonraki hafta uzaya çıkacağız. Right. Kardeşi de odadaymış. Just be yourself. I'll see you after. Seninle sonra görüştü, sonra kendin ol diyor. Şimdi tekrardan bakın, burası trans bir şeydi. Aynen, Transtar. Transtar benim bu bahsettiğim şey vardı ya, uzay üssü kurulmuştu zamanında, sonra terk edilmişti işte işler ters gittiği için. Bu Transtar oradaki uzay istasyonu tekrardan satın alıyor ve bu sefer uzay istasyonuna Talos 1 adını veriyor. Dolayısıyla bizi de bu sefer yeni çalışan olarak yukarı gönderiyor. Tabii ki ilk zamanda biliyorsunuz uzaylı tehdidi şey bulmamıştı, son bulmamıştı. Selamlar beyler, ne yapıyorsunuz? Good morning, Morgan. I'm Dr. Bellamy. Evet. Looks like we have some tests to run through today. Bugün yapacak testlerimiz var. Alışık olduğun turda değiller ama emin ol, harika olacak. Great. Let's begin. For this first test, I'd like you to remove the boxes from the red circle as quickly as you can. Just go with your gut. Okay? Wonderful. Press the red button when you're ready. Şimdi kutuları kırmızı bölgeye koyacaksın diyor. Hazır olduğunda da şeye bas dedi. Tuşa bas dedi.
Kolay. That's, kolaymış. You're absolutely fine. Let's move on to room B then. O zaman B odasına geçelim. Doğru mu yaptım lan? Var ya okumadım ha. Yemin ediyorum okumadım. Tek bunu yarım alabiliyor muyum? Alayım. Belki lazım olur. Hey. Almam lazım. Henüz iki tanesini alalım. Diğerleri kalsın. Selam. Bir daha basıyor muyum? Tuşa yükselenize okay, bileyim. Morgan. Listen carefully. Ay. I'd like you to do your best to hide in this room. Take your time. Relax. Think it over. No, I'm kidding. You only have 9 seconds. Hit the red button when you're ready to start. Abi saklan diyor benden. Odan olabildiğince saklan diyor. What? Nasıl saklanacağım lan? Saklanacak yer yok ki. Ne yapmam lazım? Oh. Glass won't break, will it? Allah, cam kırılmaz değil mi diyor. They had in the cafeteria this morning. Crepes. Cam kırılmıyormuş gençler. Kendimizi saklamamız lazım. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum açıkçası. Şöyle bir... The red button starts the test. Saklandım. Saklandım. Ben görmezsem onlar da beni görmez. Any synaptic register at all? No? No, that's fine. Sorry, let's keep things moving, Morgan. Head into room C. Abi sonuç? You're doing marvelous. Harika ediyorsun diyor. Oğlum bak dalga geçiyorsanız yemin ediyorum bozuşuruz ha. Doktorlar. Lan dalga geçmeyin. Buna nedense lazım olacakmış gibi hissediyorum. İşte o yüzden almam gerektiğini hissediyorum. Selamlar. Bu sefer ne yapıyoruz? Basitmiş. All right. Here we go. For this test, please press the blue button across the room as quickly as you can in the most natural, intuitive way possible, without thinking. Just, okay. Just go for it. Hiç düşünmeden mavi tuşa bas diyor. When you're ready. I'm sorry, can someone please explain to me what's happening? Simmons, ne oldu açıklayabilir misin bana diyor. Exactly what Tina brought down. Tina'nın ne söylediğini ben direkt yükledim. Şeyler hala açıkta diyor hoparlörler. Morgan, bir saniye. Having some trouble with the equipment. Bir problem yaşıyoruz diyor. You're doing fabulous actually. One last room. Let's step into D. Ekipmanla ilgili bir sıkıntınız var. Seninle ilgili bir problem yok diyor ama ne olduğunu açıklar mısınız falan filan diye. Bir şeyler ters gidiyor onun kadar. Onların tarafında en azından bende bir sıkıntı yok da. Yani nedense biraz gerilmedim değil. Şu an açın lan şu camı. Can someone get me a cup of coffee? I would appreciate it. Allah kahretsin, sıkıştı. Thank you. Biri bana içecek getirebilir mi diyor. Okay, Morgan. Have a seat at the table for me, please. Wonderful job. Take a look at the screen in front of you. Okay. I'm going to show you a series of questions. Sana sorular göstereceğim. Pick the answer that makes the most sense. Seç en mantıklı olanı işaretle. Just start on the screen when you're ready. Hazır olduğun ekrandaki start'a bas. Hazırım. Basıyorum. F'ye basmamız gerekiyormuş. Tatile gidiyorsun. Bildiğiniz ailen tarafından tanıdık bir yere mi gidersin? Bildiğiniz, tanıdığınız bir yere mi gidersin? Yoksa yeni bir yer mi denersin? Bana sorarsanız ben yeni bir yer denerim. Evet. Good. Looks like you've got the hang of it. Keep going. Ölüm cezasına çarptırıldın. Yaptığın suçlardan, yaptığın hareketlerden dolayı bu seni nasıl hissettirirdi? Kızgın. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Sakin isterdim. Sakin hissederdim çünkü buna değerdi. Veya korkardım neler olacağını bilmediğim için. Yani sinirli hissedebilirdim. Kimsenin buna hakkı yok çünkü. Ooh, that's heavy stuff. Aynen. Kontrolden çıkmış bir tren yola bağlanmış 5 kişinin üzerine doğru gidiyor. Trenin raylarını değiştirebilirsin fakat bu sefer de ikinci rayda bağlı olan bir kişi var. Hayda. Eğer bir şey anladığım kadarıyla bir şey yapmazsan 5 kişi ölecek. Eğer rayları değiştirirsen 1 kişi ölecek. Oğlum bu nasıl bir soru ya? Yani rayları değiştirirdim herhalde çünkü bir kişinin ölmesi daha... Good. Next. Evet, tren bu sefer 5 kişiye doğru gidiyor ve sen de bir dakika, you are standing on the platform. Sen de bir platformda duruyorsun çok şişko bir adamla. Eğer onu yola doğru itersen, trene doğru itersen yola doğru itersen bu treni durduracak. Eğer itmezsem adamı da 5 kişi yine ölecek. Oğlum çok ilginç. Şimdi bakın burada şöyle bir olay var.
Fat man diyor, şişko, yani şişman adam. Şimdi ne alakası var? Bu adam zayıf da olsa, şişman da olsa, uzun da olsa, kısa da olsa, cüce de olsa, deve de olsa, herhalde 5 kişinin ölümüne neden olmaktansa bir kişiyi ölmek, itmek mantıklı gibi ama on bilmiyorum ki. Yani bu ne tuhaf sorular biliyor musunuz? Bu ahlaki sorular değil, yanlış sorular. Ama herhalde adamı iterdim. Oğlum çok kötüyüm. Neredeyse bitirdik diyor. Yine 5 kişi tren yoluna bağlı. Yola atlayarak treni durdurabilirsin ama öleceksin. Aha yine aynı seçenek vardı. Şişko adamı iterim. Ama seçeneklerde öyle bir şey yok. Oğlum çok merak ettim. Trene atlarım. Ya atlamam herhalde ya. Oğlum bilmiyorum. Şişko adamı iterim. You know what? I'd probably do the same thing. Ne biliyor musun? Muhtemelen ben aynı şeyi yapardım diyor. Well done. Helal. Well done. We're nearly through it. For this next part, I'm going to display an image. I want you to take a good look at it. In a moment, I'm going to ask you what. Bir şey oldu lan orada. Bir tane bardak vardı az önce. It's empty. Kahven boş. Allah! Aman ya Rabbi! Aman ya Rabbi! Allah belanızı versin. Oğlum atıp. Lan! What? Abi gördüm çünkü baktım dikkat ettim bir tane kahve bardağı vardı. Bir anda bir şey oldu, iki tane oldu. Orayı bir daha izlemem lazım. Oğlum herif yok oldu. What's going on? We have a problem. What about Morgan? Bir sorunumuz var. He's alive. Sedated. Sakinleştirmiş ama hayatta. I'm on my way. Temizleyin geliyorum. Aa sakinleşildi ama hayatta diyor. Bizden bahsediyor. Oğlum bize... Good morning Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. Bugün Mart 15. Aynı gün. Oğlum what? Aynı günü uyandım. Neden? Gençler? Aynı günü uyandım. Oğlum bir saniye bir şeyler ters gidiyor olabilir mi? Dışarı çıkmak istiyorum öncelikle. Bir saniye açılacak mı burası? Abi gariplik var şu an her şey aynı değil. Aman yarabbim. Oğlum what? Bir şey var mıydı bizim alabileceğimiz? Şunları bir toplayalım. Demek ki oyun başladı abi. Her şey aynı değil. Her şey aynı değil. Frayed wire, kablo. Başka toplanacak bir şey var mı? Haydi oğlum. Şurada bir iksir gördüm. Lanet olsun değilmiş. Işığı yak. Gidiyoruz. İşler ters döndü. İşler ters döndü. Açılın. Burada birkaç tane meyve suyu vardı. Hatırlıyorum. Evet. Cips. Aynen. Cornflakes. Haydi oğlum. Bu ne lan? Tuzluk. Buzdolabı aldım aldım. Kabinet boş okey. Gençler ilerliyoruz. Nightstand. Orada bir şey yok. İşte bu kadar. Bu ne? Neuromod Application Instructions. Neuromod'u önce vakum yerdeki konteynerlerden çıkar. Göz soketinize şeyi yerleştir. Gözlerini açık tut. Ardından trigger tuşa bas. Ve Neuromod'i gözünde 5 dakika boyunca tut. Ve eski kullanılmış Neuromod'u da tıbbi atık poşetine at gibisinden şeyler söylüyor. Oğlum ilginçtir ki şu an bazı tuhaflıklar var. Bak ah silah işte bu kadar. Abi işte bu kadar. Hello Morgan. It's time we spoke. My code name is January. You're not dreaming. What happened yesterday was real. Dün olan şey gerçekti. If you want to know what's going on, first, you need to get out of your apartment building. You're not safe. Güvende değilsin. Apartmanından dışarı çık falan filan diyor. Ben bu beyefendiyi burada bırakmak istemiyorum ya gençler. Şu odamıza saklayalım mı? Bence burada dursun. Aa, Patricia değil bu. Oğlum bu ceset. Bak. Ay Patricia çok güzel kızdın sen. Ne oldu tatlım? Apartmandan dışarı çıkmam lazım bayanlar beyler. Kapı kilitli. Ama savaşabiliyorum hala. Aa akvaryum kırabilirim. Aha. Kırdım. Arkası. Aman yarabbim demek böyleymiş. Dur geçemiyorum ki. Ama geç...
Var ya, şimdi küfür edeceğim ha. Ha var, bir şey çıkıyormuş orada. Okey. Hey. Apartmandan dışarı çık. Oğlum, ilginç bazı şeyler var. Sanki bu apartman değil mi? Simulation lab. Now get to the exit. I'll keep in contact. Çıkışa doğru çık. Şu an simülasyon laboratuvarındasın ve çıkışa doğru çıkman gerekiyor. Ben sana çıkış yolunu göstereceğim falan filan dedi oyun kendisi. Bunlar nedir gençler? Şunları alalım istiyorum. Ben yani çantama da nasıl ulaşacağım bilmiyorum. Pizzalar var falan filan. İlginç bir yer. Hakikaten ama orası... Allah! Gördüm! Abi gördüm. Yaratık var. Onlardan var. Şeylerden var. Kapat kapıyı. Ya iblis. Haha. Ya köfte or. Yalnız bir dakika, orada bir yere gidiyordu ha. Başka bir yere daha gidiyordu burası. Oğlum burası çok tuhaf bir yer lan. Aman ya Rabbi, biz hiç uçmamışız. Gençler, bakın biz hiç uçmamışız. Helikopter falan hep simülasyonmuş. Oğlum ciddi olamazsın. Aa, burada kapı var. Oğlum çok ilginç lan. Vallahi billahi çok ilginç. Aha. Hephaestus, heavy twist. Handle, yani şey, İngiliz anahtarı gibi bir şey. Normal bakım personeline verilmiştir diyor. Transtar'da çalışan herkese. Bakım ve mekanik işlerde kullanılıyor diyor. Bira basarak wrench'i seçersin diyor. Mouse bira basılı tutarak da en güçlü vuruşunu yaparsın diyor. Tüm İngiliz anahtarıyla vuruşların senin canını götürür diyor. Bakın basılı tuttum, vurdum ve sert vurdu. Fark ettiniz değil mi? Şurada bir çizim var, fark ettim. Oğlum çok ilginç. Şu an yapmam gerektiğini açıkçası bilmiyorum ha. Bunlar ne, disk? Okay. Şimdi anladığım kadarıyla bu arkadaşlar, selam. Şekil değiştirebiliyor. Dolayısıyla gördüğümüz her şeydeki, gördüğümüz her şey onlar olabilir. Aa, leverage 1. Bakın taşıyamıyorum çok ağır olduğu için. Demek ki leverage taşıma ile alakalı bir şey. Taşıma gücüne ihtiyacım var. Kendimizi upgrade'liyoruz gençler bu oyunda. O tarz bir dinamiği de var. Password iCup, iKeyOp veya iCup 0876. Aa, yazıyormuş lan burada zaten. Gir bakalım. 3 mail var. Diyor ki, yalnızca bir hatırlatma diyor, bizim polisimiz ile ilgili, bizim politikamız ile ilgili. Password koruması var. Şifrenizi kimseyle paylaşmayın, şifreniz hassastır diyor. Şifrelerinizi kağıda yazmayın ve onları ofisinizde saklamayın falan filan. Herkes yazıyor. Bu sabah olan olay herkesi derinden sarstığını biliyorum. Gereksiz paniği önleyebilmek adına insanları departmanlarından dışarıya gönderiyoruz diyor. Şu an istasyon geniş açılarla hani şey yapılacak diyor. Kısa sürede duyuru yapılacak diyor herkese. Fakat aynı zamanda Bayan Elazar ve onun güvenlik takımı da yüksek alarm seviyesinde olacak ve her türlü ihtiyacınıza karşılık verecekler diyor. Yani bazılarınız Doktor Bellamy hakkında endişelendiğini biliyorum, fakat şimdi tedavi altında Trauma Center'da ve kritik durumu hala devam ediyor. Sabrınız için teşekkürler. Bu projeye kendinizi verdiğiniz için çok çok sağ olun demiş Alexio. Kötü mü yükledik? Simmons diyor. Test sonuçları ve geldi ve hepsi negatif. Nöromodları doğru yüklediğine emin misin? Touchbase ve Graves neler ters gittiğini anlayacaklardı. Bu bizim için kesinlikle öncelik olmalı yazıyor. Geçe bazı şeyleri kaldıramıyoruz ve ilginç bir, bakın tuhaf bir ses geliyor şu duvarın arkasından. İlginç. Okay. Şimdi sanırım... Oğlum beni niye simülasyon aldınız? Beni niye simülasyon aldınız? Kaybol lan. Bunları kırarsan bir şey çıkar mı? İçinden çıkmıyor. Okay. Şimdi simülasyon, debriefing ve observation, gözlem yeri. Oğlum ilginç yerdeyiz ha hakikaten. Tam olarak of leverage 3 seviyesini açtığım takdirde bakın bunları taşıyabiliyorum. İlginç. Aa, bunda çıkabiliyoruz. Oğlum harika. Direkt böyle saklanabilirim. Burası bizim evimiz. Bakın kapı kilitli değil diyorduk ya. Abi bak benim evim. Aa, camlar bu taraftan kırılabiliyor. Aman ya Rabbi, olaya bakar mısınız? Bakın hala ben dışarıya baktığımda binaları görüyorum ve buradan... Abi nasıl yaptınız bu oyunu ya? Oğlum kurban olurum, bu oyunu nasıl yaptınız? Aa, tekrardan buraya çıkabiliyorum.
Oğlum. Ha, burası ne? Oğlum çok tırsıyorum ha. Vallahi billahi. Bu ara geçer kendime medkit aldım haberiniz. Allah! Aman yarabbim! Aa, sandalye oldu. Typhon Cacoplasmas. Everyone calls them mimics. Be careful. Allah! Herkes onları mimik diyor. Allah, mimik şeyim gitti. Staminam gitti. Bekle. 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 Kendine gel oğlum. Kendine gel. Orada. Gel bakayım buraya. Atla buraya. Atla oğlum. Geliyorum lan. Hayır abisi. Hayır abisi. Hayır abi. Hayır. Aman Allah'ım, öldürdün mü? Aa, mimikleri araştırabiliyoruz. Vay. Oğlum olaya bak. Oğlum çok gergin. Hakikaten çok gergin. Okey. Okey. Şimdi etrafa tabii ki gençler bakmamız da gerekiyor. Aynı zamanda crumbled paper. Bakın, buruşturulmuş kağıt alıyorum şu an. Niye bilmiyorum. Ne işe yarıyor onlar? Ondan %100 emin değilim. Bir mail var. Aa, okey. Bu bizim... Bir dakika, bu maili okumadım. Tüm emirleri Morgan'ın vermesini istiyoruz. Alex artık Morgan'dan daha fazla sürpriz görmek istemiyor. Biz de istemiyoruz. Morgan her şeyi unuttu diyor, eski testten bu yana beklendiği gibi. Fakat agresif davranışlar gösterecektir diyor test aşamasında. Benim tavsiyem... bir sonraki testleri yapmadan önce kişisel bir şey çıkartın diyor. Debriefler çıkartın diyor ve biz de testi ona göre inceleriz falan filan gibisinden şeyler söyleniyor. Aslına bakarsanız az önceki taraf da bir yere gidiyordu. Evimin bulunduğu yer ve ben evimi çok fazla ince... Aa, bakın burası, orası, burası. Bakın orası, burası. Evimin aşağısı burası. Çok iyi gözüküyor yalnız. Oyunun ortamı hakikaten çok güzel gözüküyor. Oğlum evimize bakar mısın? Evle alakası yokmuş yahu. Stage B control room. Allah kahretsin, her yer açılıyor. Kafayı sıyıracağım. Her yer niye açılıyor? Allah belanı versin. Biliyordum abi. Gördüm. Oğlum çok tırsıyorum bunlardan. Lan seni. Seni köpek, seni. Seni üçkağıtçı. Abi şey çıktı içinden. Aa, nekropsi gerekiyor bunu alabilmem için. Sanırım kalbi falan mimiğin. Aynen, bakın. Her şeye bile vurmam mı lazım? Aa, oha gençler, böyle monitörünüz olduğunu düşünsenize. O simülatörü baştan başla. Oha, gençler simülatörü başlattım bakın. Oğlum ciddi olamazsın ya. Abi what is this? Niye böyle yaptınız? Camları kapatabiliyorum, harika. Şunları alalım. Ne işime yarayacak bilmiyorum elbette ki ama sanırım. Beyefendi selamlar. Ha, üzerinizde bir şey buldum, onun olduğunu bilmiyorum. Okey. Sanırım aşağıdan gidiyoruz. Okay. İşin iyi yanı şeyi bulması çok zor değil. Nereden gitmemiz gerektiğini bulması çok zor değil yalnız. Hakikaten oyun çok güzel. Başladı. Dur dur. Yapma. 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 Ay. Ay. No one has been able to stop the mimics from multiplying since they broke containment. I'm going to help you stay alive. Just a little further. Mimikleri hiçbir şekilde durduramadık diyor çoğalmalarından. Birinin öldükten sonra direkt çoğalıyorlar diyor ve ben sana yardımcı olacağım diyor buradan sonra çıkışa doğru. Giderken her neyse gençler, burada bölümü sonlandırmak istiyorum. Pre'yi eğer beğendiyseniz lütfen bunu yorumlar ve beğenin arkasında belirtmeyi unutmayın. Ben de ona göre hızlı bir şekilde Pre'yi oynamak açıkçası istiyorum. Her neyse, bir sonraki bölümde Pre'ye kaldığımız yerden biliyoruz. Kendinize gençler çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum ve hoşça kalın.